Efendim yeni bir tip türedi. Diyorlar ki Filistin meselesinden Mescid-i Aksa'dan bize ne? Gerçekten de bize ne mi diyebiliyor muyuz? Yani Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın arkasında durduğu, hatta ABD başkanının itirafta bulunup eğer böyle bir korsan devlet, yani İsrail gibi korsan bir devlet burada olmasaydı dahi biz böyle bir devleti oluşturmakla yükümlüydük dediği bir vasatta ama Filistin'den, Mescid-i Aksa'dan bize ne? demek bu kadar gafillik, bu kadar cahilliktir. Bu kadar stratejiden, dış politikadan bigane olmaktır. Peki gerçekten Mescid-i Aksa Arapların sadece Filistin'lerin sorunu mu? Elbette ki değil. Mescid-i Aksa insanım diyen her bireyin sorumluluğu altındadır. Yani eğer bir insan ben insanım, benim hislerim var, duygularım var, ben hislenirim, zalimin hasmı olurum, mazluma yandaş olurum, sömürüye karşıyım, emperyal politikalara karşıyım diyen her vicdanlı birey için Mescid-i Aksa önemlidir insanlığını yitirmemişse eğer. Yine her Müslümanım diyen için yine Mescid-i Aksa önemlidir. Her Müslümanım diyen için. Çünkü Müslüman ise eğer kitaba da inanıyordur Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen ve etrafı mübarek kılınan bir Mescid-i Aksa'dan bir Müslüman bigane kalması söz konusu olamaz. Kaldı ki peygamberlerin uğrak yeri olan Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ayak izlerinin bulunduğu diğer tevhid kahramanlarının da mücadelesinin neşvu nema bulduğu bir topraktan bir gane kalamaz bir Müslüman. Çünkü Mescid-i Aksa onun itikadıdır, imanıdır, kitabındaki sembolü ve şiarıdır. Sadece bu mu? Değil. Coğrafyamız özelinde yani iki tane çoğunluk ekseri halk var. Türkler ve Kürtler. Bunlara ayrıca ayrıca bunların Mescid-i Aksa ile tarihsel bağı da var. Mesela Müslüman Türklerin Kudüs ve Mescid-i Aksa ile 400 yıl, 4 asır 1517'den 1917'ye kadar Mescid-i Aksa'nın hadimliği var. Mescid-i Aksa'ya hizmet etmiş bu ecdad. Müslüman Türklerin evladı, ecdadı bu coğrafyaya hizmet etmiş. Yani bir insan kendi annesinin düğün yaptığı bir ilçeyi veya bir şehri bile unutmazken, bir insan kendi büyüdüğü sokakları, mahalleyi bile unutmazken, nasıl olur da kendisiyle tarihsel bağı olan bir bölgeyi es geçer, unutur ve bizim sorunumuz değildir der. Dolayısıyla bu söylemler aslında belirli merkezlerden gençlerimizin zihnine enjekte edilmeye çalışan çalışılan fikirlerdir ve bunların gerçekten kökü yoktur. Yani bir insan insani anlamda da Mescid-i Aksa onu bağlar, İslami anlamda da onu bağlar ve tarihsel olarak da onu bağlar. Nitekim Kürtlerin de Selahaddin Eyyubisi ne yaptı? Orası işgal altında olduğu müddetçe benim yüzüm gülmez dedi. Gülemem dedi. Mescid-i Aksa'nın tutsak olduğu bir dünyada bana gülmek haramdır dedi. Ve bunu pratikte de gösterdi. Mescid-i Aksa'yı fethetmek için de öyle bir Sıkıntı ve meşakkate katlandı ki Suriye ve Mısır, Mısır'ın tamamını hakimiyetini elde edemeden biliyorsunuz Kudüs'ün fetih kapısı açılmadı. Dolayısıyla bütün bu aşamaları tek tek geçerek yani işte e, Anadolu'yu, e, Urfa'yı mesela, Ruha'yı ondan sonra e, Suriye'de Şam'ı, Musul'u, Halep'i, Kahireyi yani Mısırı elde edemeden ne yapamadı? Mescid-i Aksa'yı elde edemedi. Bütün bu çileyi ne için çekti? Mescid-i Aksa için çekti. Dolayısıyla Mescid-i Aksa bütün ümmetin, bütün insanlığın ve Mescid-i Aksa ile tarihsel bağı bulunan bütün ırkların aslında meselesidir ve namusu ve onurudur. Bunu çiğnetmemeleri bütün bu saydığımız kesimlerin üzerine bir borçtur.